Tamam. Şimdi konumuz şey, ağlamak. Bugün de psikoloji. İlginç değil mi ağlamak? Veya size söyleyeyim, onu mu yapayım? Bunu yapalım, bunu yapalım. Bugün dün de benimle konuştuğunu yapalım. Tamam. Tamam. Başka ne vardı? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı rüyada niye görmüyorum? Niçin bazıları ağlayarak dua ediyor, kendisini Haç'ta, Mekke'de yerden yere atıyor, bende bir şey yok. Beraber ikisi, üç, ikisini bitirelim. Çok uzun mu? Yok. Bir, bir buçuk, iki buçuk. Yani uzunsa diyorum öbüründen başlayalım. Ağlama, ağlama. Peki, ağlamak ne yapalım? Ağlamak neymiş? Duada ağlamak falan değil, ağlamak. Ağlamak, duanın içeriği. Yani dua, sır ya, sırrı bu diyet. Yani namazdan daha sırdır. Herkes namaz kılar ama herkes dua yapamaz. Yani insanlar Allah'a iman eder, İslamiyet'i kabul eder ama namaz kılamaz. Namaz kılanların içerisinden de herkes dua edemez. Bak dua şöyle yapar. Yani ya parmaklarını çırtıtatıyor, ya bir şey temizliyor, ya da sağda solda yapamıyor. Huşu ile bir dua yapamıyor. Ne mani oluyor ki yapamıyor? İşte onu okuyoruz. Yani dua, bir kere onu şey yapıyoruz. Dua sırdır. Tamam mı? Sır ubudiyettir. Peki, duayı sır yapan nedir? İçerisi. Duanın içerisine giriyoruz şimdi. Bir tanesi, duanın içerisi, ağlamak. Ağlamak nedir? İle değil ya. Yani. Hemen başta söyleyeyim. İki tane fıtrat var. İki tane fıtrat var. Bir, deniz tabiatlı. İki, göl tabiatlı. Deniz tabiatlı, ailede de kullanırsınız. Ailede. Denize düşeni deniz karaya atar, sahile. Öyle mi? Düşsün mü? Atar. Göl fıtratlı ise denize, göle düşer, dibe gider ve kapatır. Bazı fıtratlar var. Camide, derste görürsünüz. Derste pek olmaz da camide olur. Şöyle. Allah! Ay! Falan. Feveran ediyor. Bu adam tutamıyor enerjiyi. Bu adam bu enerjiyi tutamıyor. Nasıl tabiatlıdır bu? Göl mü, deniz mi? Göl. Deniz. 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 Atıyor dışarıya. Evet. Atıyor dışarıya. Arkadaşlar, feyiz almak ayrı bir meziyettir. O feyzi içeride tutmak ayrı bir meziyet. İlim elde etmek herkesin işidir kardeşimize. İlim elde etmek herkesin işi. Elde edersin, ezberlersin. Fakat bu ilmi kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslup, nazara alıp çıkartmak o ilimden daha üstün ilimdir. Yani kısacası her doğruyu her yerde demek doğru değildir. Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğru her yerde demek doğru değildir. Ha? Bak ilmi elde edebilirsiniz dershanede. Her yerde elde edersiniz elde. Fakat o ilmi nerede, nasıl, kime, ne zaman, uslu, mimik, ifadeyi ne zaman yapacağınızı onu yaşanan bir dünyadan alırsınız. Düş dünyadaysan tokat yiye yiye. Tamam mı? İşte bu ilmi elde edersiniz, ezberlersiniz ama mesela uygulayayım şeye, ilmi siyaseti zor. Sözleri, mektubatı, lemaları, şuaları, mektubatı evde okursunuz. Kastamonu'yu da okursunuz. Fakat Kastamonu'nun o tabirlerini, emirdar, laikaların içerisine yaşanan bir cemaat da gelişir o. Dershanecikte, derse geliyor. Hizmete koşturuyor kadın erkek. O şeyler, Risale, o laika tabirleri yaşantıdan karşılık bulur, beslenir o. Mesela sadakat. Nedir sadakat? Anladın mı? Şimdi dua.
Duanın içerisinde ne var? Bir tane şu var. Ağlamak. Yani ağlamak ne demek? Tövbe, nedamet, istiğfar temelinden ağlamak çıkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günde kaç defa istiğfar edermiş? 70 defa. Tövbe mi ederdi, istiğfar mı? Tövbe diyorsun sen. İstiğfar. Peki gerekçen nedir, senin gerekçen nedir? Günahtan değil tövbe. Makam. Tamam. Makamı şey olsun. Eski makamından daha ileri çıktı diye eski makamına tövbe ediyor. Tövbe mi ediyor, istiğfar mı? Tövbe ediyor. Sen? Tövbe günahtan gelen bir elemin neticesinde yapılan bir nedamet. İstiğfar ise az önce söylemiş olduğum şey manaydı. Yani bir halden bir önceki hale geçtiği için ondan önceki haline yapmış olduğu vaziyet yani. Doğru mu sen? Mesela. Yatıyor mu kafa? Tereddütte kaldım, olabilir. Tereddütte. Bak, tövbede içerisinde günah vardır. Tövbe. Ve tubaleyne ya tevabu ya kimu tövbeten nesualiyakum minellezine faalu feinşaten evzelamu enfusekum zekerullah festağferu. Var ya cevşenimizin başında. Tövbeten nesuha. Tövbede günah var. Günaha karşıdır. İstiğfar ise günah yoktur. Ama halin çok basit. Yani bir halden bir hal. İnkılap mesela, diyelim ki ben 50 yaşındayım, 30 senemde 30. Estağfurullah, istiğfar, estağfurullah. Estağfurullah. Keşke şöyle yapsaydım. Haram yok ama. Yani halimi beğenmiyorum. İstiğfar inkılapçılarda olur. Yani bir halden bir hale geçmede. Tövbe ise yapısında, sistemin içerisinde şey var, günah var. Onun için duanın içerisinde ağlamak var. Ağlamak ne demek? Tövbe, nedamet, istiğfar kelimelerinden çıkıyor. Tövbe ve istiğfar meylanı şeri keser, hayra kabiliyet kesmeleri. Hayra. Bak şimdi devam ediyoruz. Bak ağlamak neymiş? Yani ağlamayan gözden, nedamet etmeyen kalpten diye Allah'a sığınır ya Peygamber Aleyhisselatü'nün bir duasında. Ya Rab, yaşarmayan gözden, nedamet etmeyen bir kalpten sana sığınırım. Şimdi ağlamaya devam. İçsel dağınıklığı bütüne getirendir ağlamak. İçsel? İçsel dağınıklığı, paramparça. Ama bir tutar seni bir ağlamak böyle. Öyle bir vücut, öyle bir teke geliyorsun ki, sanki o ağlamak nedir biliyor musun? Yanan bir ateş, bir odun düşünün, odun. Yaş, böyle ateş yanıyor. Yaş bir odun atın. Ne yapar? Bir, köylü değilsiniz siz, ben size söyleyeyim. Yaş odun attığı zaman, bir, duman çok çıkar. İki, odunda çatlama sesleri geliyor. Odunda. Sonra su akar. Ateşe doğru su akar. Akar yani. Bir kısmı o su buhar olur. Fazla şey ise ateşin içine akar. Yani yanan bir ruhtan dışarıya çıkan bir haldir ağlamak. İçsel dağınıklığı bütüne getiriyor. Yani İçerisi yanıyor. Yani bütüne geliyorsun. Çok harika. Başka? Ağlamak olmayacakları olur sistemine koyandır. Olmayacak bir şeyi oluyor işte. Allah rahmetiyle tecelli ediyor bu sefer. Olmayacakları içimizde de öyle. Hayır, karar veremem, vermem, konuşmam senden. Hayır, gelmem bir daha. Tamam, tamam. Bu iş burada bitti. Gidiyorum ben de. Odana geçersin. Aa, baktın, o fikirler hepsi bitti. Aa, aydınlık. Kar yağdırılma gitti. Hava açtı. Olmayan şeyleri olura koyuyor. Sevinç, gözyaşları bağlamalı. O ne oluyor? Ona gelecek.
her yaş, her modele gidirilebilendir. Ağlamak. Her yaş, her modele giriliyor. Köpekte de var, timsahta da var. Ama gülmek insana mahsus. Diye gülen köpek gördünüz mü? Sığır gördünüz mü? Yok. Ama ağlamak var ya. Ağlamak daha genel. Onlar da ağlıyor. Evet. Sema da ağlıyor. Sema da ağlıyor. Başka? Her yaş, her modele giydirilen elbise. Ağlamak. Hiç ayıp olmayan, yadırganmayan ve makbul olan. Her şey ayıp olabilir. Yani yadırgan. Yaşına bak nasıl giymiş bana. Ama ağlayana hiç kimse. Şuraya bak da. Demiyor tam tersini yumuşuyor. Ya Allah Allah niye ağlıyor ya? Niye ağlıyor şu sesler artık? Ya orada bağırıp ağlıyor. Hiç yadırganmayan, ayıp olmayan, hatta makbul olan. İsteklerini makbul seviyeye çıkarandır. Ağlamak. Olmazları dönüştürüp değiştirendir ağlamak. İsteklerini. Bak isteklerini. İsteklerini. İstiyoruz. Olmuyor yani adet olan müsait değil. Yarabbiler. Bir bakıyorsun tak diye oluveriyor. Yumuşuyor adam. Ve insansa yumuşuyor. Çocuk da annesinden bir şey istiyor. Ağlayarak. Annesinden bir şey istiyor. Ağlayarak istiyor. Anne ver diyor vermiyor. Ne hayır anne bunu istiyorum. Tamam tamam lan. Olmazları olur hale getiriyor. Korkunç bir silahtır. Ağlamak hissi değil mi? Histir. His akli değildir. Neye bakıyor bu ağlamak? Yani vicdandaki hisse bakıyor. Vicdanın en diş şeyinde ne vardı? Zihin. En diş. İrade. İrade. Zihin. Zihin. His. His. Hissin içerisinde ağlamak. Akli değildir. Akla rağmen ağlar. Ama bazı artistler, film çevirenler veya bazı vaaz edip de ağlama süsü verenler hariç o göz damlası veriliyor. O işte deniliyor ki kaç saatmiş? İlacın tesiri bir saatmiş. Kürsüye çıkarken ilaç damlatılıyor veya film tam çevrilirken o kadın ve erkek yaş nasıl akıyor? İlaç verilerek yapılıyor. Yani yaş zaten akıyor. Sen desen de demesen akıyor. Akınca sen bir şeylik... lahutilik böyle hissi bir elife giydiriyorsun. Tam baktın ki akıyor. Sana rağmen akıyor çünkü bir saat akacak. Şakab bin Malik dedi ki Resulullah söyledi ki. Ne dedi ya? Normalde konuşuyorsun. Ne alıyorsun ki buradan? Çünkü zaten akacak ya. Ona bir kılıf gidiyor şimdi. Gelemem ya Resulullah. Hayır. Tamam da ne var ya? Bir şey söyledin mi? Yani şey olmaz. Allah'ın hatırladığı zaman gözümden başlıyor. Evet. Ama o işte. Bu neden oluyor? Bu işte vicdanın yumuşaması, kalp. Hep latif olmuş. Bir şey yok ki içeride adamın. Adamın içindeki nefret, öfke, dünya vesaire yok. Yani Allah deyince pat diye iniyor aşağıya. Deniz fıtratı dedik ya. Deniz. Deniz düşen sahile atar. Bunun için Allah de hemen dışarıda. Ama o büyük zatlarda böyle gözükmüyor. Gelecek. Başka? Olmazları dönüştürüp değiştiren. Yok. Olmayacak. Mesela eşine, aşına veya Allah'a karşı. Hakikaten adetullah yok. Ama gece bir ağlıyorsun, bir daha ağlıyorsun. Gece teheccüd namazında. Bir daha olmazlar oluyor. Bak ne diyor? Olmazları dönüştürüp değiştiren. Başka? Çıkmaz sokaklara yol açan ağlamak, kuyulara merdiven koyan ağlamak, uzakları yakın eden ağlamak, düşmanları dostluğa dönüştüren ağlamak. İlginç değil mi? İnsanın insan olduğunu hatırlatan ağlamak. İnsana insan olduğunu hatırlatan. İnsanlıktan çıkmış yani hiç ağlamayın. Çok acayip. Ağlamak fikir değil, histir. Yani seni dimağdan vicdana taşıyandır. Çünkü ağlamak vicdanidir. Yani vicdandaki histir. O zaman akli değildir.
Aklı olmadığı için böyle gelebilirsin kardeşim. Böyle böyle. Aklı değildir. Ağlamak dimağdan seni, hayatını, hissiyatını, düşüncelerini, meylini ağladığın yere taşıyor. Ağlamak da vicdanındır. Seni dimağdan dimağdan vicdana taşır ağlamak. Yumuşar kalp ya. Muhasebe ediyorsun değil mi kendini? Evet, kendini muhasebe, evet. Başka günahları, yani kabiliyeti şerin, kabiliyeti hayra dönüştürendir ağlamak. Şer yapıyordun, bir böyle hidayet nasip oldu, bir tövbe, bir istiğfar, ağlıyorsun şerinin, ya Rabbi kurtar Allah. Ondan sonra kabiliyeti şer, kabiliyeti hayra inkılap. Bak bu dönüştürerek değiştiren. Başka? Sanki yani tevbenin cisim büyüm şekli gibi yani. Yani şimdi gelecek böyle. Gözleşir ağlamak. Söylediğin için cisim. O zaman kusura bakmayın. Bir şey anlatacağım ama menfi değil yani. Bir şey anlatacağım anlamak için. Şimdi insanı bedeninden süzülen sudan insan yaratılıyor. Bir daha insanın bedeninden, bedenseldir. Ta ki ruh kodlanmasın diye. Yani insandan olan insan ruh aktarımı değil, bedensel aktarım var. Onun için Üstad Hazretleri muhakematta diyor ki, insanın değeri neslinden değil kendindendir. Gözü, boyu, kilosu soya benzer. Çünkü benim yapılmama sebep babamın vücudundan süzülmüştür. Erkekten kemik ve sinirler yapılır. Annemden et yapılır. Vücuttan süzülen sudan, iyi dinle, insanın bedeni yapılıyor, ruhu değil. O zaman fotokopi olurdu ruh. O zaman zulüm olurdu. Ebu Cehil'in oğlu İkreme radıyallahu anh. 3-4 ay sonra zaten ruh şey yapıyor değil mi? Cesede geliyor. Tabii cesede 4 ay sonra geliyor. İşte değil, 4 ay sonra. İyi dinle şuraya kadar. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Bu vücuttan çıkan suyu dölledik insan olduğu, özür dilerim afınıza sığınarak söyledim ama ilim bir şey anlatacağım. Göz yaşı da dölleyebilsek acaba göz yaşında ne olur? Nasıl bir insan olur? Hiç düşündünüz mü? O zaman onun kendisi olur yani. Çünkü bütün hissiyatların karma bir şekilde... Şöyle git ama iz takip et. Bunu takip et. Bir damla su, vücuttan çıkan su, bedenden süzülmüş. Göz yaşı nereden süzülmüş? Vicdanın. Vicdandan süzülmüş. Ne oldu? Bak. Göz yaşı neyin dişe vuruşu? Bak. Göz yaşı neyin dişe vuruşu? Vicdanı. Vicdanın içsel alemde. Vicdan değil. Onun vicdani yumuşama, vicdandaki haletin dişe vuruşu gözyaşı olarak gözüküyor. O zaman nasıl ki bir damla su bedenden süzülmüştür. Neyin? Şehvetin. Bir duygunun coşmanı dışa atılışı. Öyle mi? Peki bu neyin atılışı dışarıya? Vicdandaki bir kabarmanın. Vicdandaki, önceden söyleyeyim daha gelecektim ama az, fark, noksan, kusuru idrak edip, fark edip, furkan olup kendi iç alemine dönmektir. Dışarıda olmaz alayın, içeridedir. Nasıl ki şehvetle atılandan benim fotokopim oluyor, şehvetle atılan sudan ceset oluyor. Vicdandan da dışarıya atılan gözyaşından eğer döllenseydi, benim vicdanım gibi bir mahluk olurdu. Aynı vicdan. Benim vicdanım donmuş hali olacak. Fotokopi. Şehvet nereden geliyor? Şehvet nereden geliyor? His, heves, tabiat, asap, damarın bütünlüğünden buna maddi nefsi emare deniliyor. Maddi nefsi emareyi, bu madenleri aktif eden herkeste bir cin doğar diyor peygamberimiz. Herkeste bir cin doğar. Cin. Benimle doğar, benle.
bu benim şu beş tane maddeyi aktif eder. Bunun adı benim nefsemmaredir. Allah Resulü diyor ki benim nefsim iman etti. O benim nefsim dediği Allah'a iman etmeyen şeytan değil. Benim şeytan nefsim de tövbe. Benim şeytanım iman etti dedi. Peygamberin hadisi var. O Allah'a iman etmeyen peygamberi eder mi? Etmez. Allah peygamber. Kıyas mı edilir? Allah'a iman etmeyen şeytan peygamberi hiç iman etmez. Melun. Ama benim şeytanım iman etti dedi. Ne demek? Herkeste bir cin doğar. O bizim nefsemarimiz, o bizim hususi şeytanımızdır. Bizim bu beş tane maddeyi aktif eder. İblis değil. He? İblis değil. Değil. His, heva, his, his, heves, asap, damar, tabiat. Heva yok. Bütünlüğünü aktif ediyor. İşte bunu devre dışı yaparsanız, bu şeytanı, şehvet olmaz, gadap olmaz, hiçbir şey olmaz. Otursun. Musa Aleyhisselam yapmış bunu. Musa Aleyhisselam demiş ki ya Rabbi şu şeytanım devre dışı yapsan olmaz mı demiş ya böyle istedim demiş. Peygamber yani Allah da gösterecek bize de ibret olacak konuşacağız burada. Allah beşer dünyasında şeytanı kesmiş, ayırmış. Bir bakmış ki Musa Aleyhisselam Allah Allah çarşı ölmüş, pazar hiç kimse yok. Hiç kimse, çit yok. Herkes olduğu yerde oturuyor. Bir baktı niye adama gitmiş. Niye çarşı dükkan açmadın? Ya Musa sen demedin mi dedi dünya fani. Ne gerek var dedi ya 3-5 kuruşluk dünya için. Kim çalışacak dedi ya. Ya Musa yani bu gemi ne yapacağım ki ya? Sonra zaten batacak dedi. Biz zaten toprağa gireceğiz. Toprağa girecek adam gemi yapar mı dedi ya. Gemi ustası da öyle demiş. Sonra demiş ki dağa çıkmış ya Rabbi affedersin özür dilerim. Şeytanı yine aktif etti. Şeytan aktif oldu. Bizde damar, asap, tabiat, heves, heva, onların kin, nefret, haset, gıybet, odumut, vurmak, kırmak, hizmet versen başladı. Hizmet, şeytan kaldırırsan hayat donar. İyi ki var, dursun. Rahmet okuma. He? Ortada kızıştırıyor. Ortada kızıştırıyor namussuz ya. Lazım neler? Şimdi diyor ki şeytan, şu anda rahatsız bu konuşmamızdan. Vay be, bu işleri yarıyorum. Aynen öyle yarıyorsun ahmak. Ha, tamam. Ha, şimdi ne demişti? Karalda oldu mu bilmiyorum. Şimdi kabileti şer, kabileti hayra dönüştürendir ağlamak. İnsanları birbirine bağlayandır ağlamak. Simsiyah bulutlu semayı silip temizleyendir ağlamak. Gönüldeki simsiyah bulutları rüzgarla ne yapıyor? Birbirini çarpıştırıyor, ağlıyor. Onun ağlaması, semanın ağlaması yeryüzündeki nebatatın neşinaması. Mahlukatın ortak dili olan ağlamak. Ya kalpte bir şey oluyor ya, bu sefer güneş olarak. İşte vicdanda olan hissin dişe vuruşudur. Libasıdır. Bunun diş, bunun gibi. Kainette ne oluyor ki? Semavat ağlıyor. Ağlıyor. Şimdi zahirde buluttur, nemdir. Onlar zahirde. Mesela ehli davet birisi ölür zaman sabah ağlıyor. Şimdi mesela diyor o ayette öyle diyor ki çünkü mefhumu muhalifiyle usta tersini de çıkarıyor. Diyor ki ayette meal şu. Kafir öldüğü zaman sema ağlamaz. Otomatik ne diyor? Müslüman öldüğü zaman ağlar. Çünkü bu Müslüman kainata manalandırmış, vücud harici vermiş, tamam mı? Vazifedar bir melek olarak görüyor. Vazifedar mahluk görüyor. Bu sefer ona değer verdiği için bu da buna değer veriyor. Mesela bize iman etti melek. Bize insanoğluna nefis takılmadan Adem'e secde etti. İnsanoğlunu onayladı ve secde etti ve iman etti. Biz de vefa olarak meleklere iman ettik. Melek karşı Allah mıdır ki ona iman ediyoruz? Neye iman ediyoruz? Etmesen kafir oluyoruz. Vefanı ödüyoruz. Bize iman edenlere iman ediyoruz. Tamam. Başka? Bedenimizde hayatı, bedende hayatı tutan İsrafil'dir. Hayat bedene sirayet etmiş. İsrafil. İman bunu onaylıyorsun. İki,
his, şuurları bedenden tutan Mikail, ruhu cesetten tutan Azrail, dimağı, aklı cesette tutan Ceberut, simgesi Cebrail, il esmadır, il esma. İbrahim Aleyhisselam'ın esmalarından. Yani bu bütünseldir. Melekleri inkar ettiğin zaman kendini kaldırıyorsun. Dimağı çıkart. Cebrail yok, inkar ettin ya. Azrail inkar ettin, ruhun yok. Mikail'i inkar ettin, his ve şuur yok. İsrafil'i inkar ettin, hayat yok. Kim kaldı? Aslında kendi öz bütünlüğüne dönmektir melekleri iman etmek. Tamam? Neyse. Bu arada meleklere iman etmeyi niçin Allah'a iman etmeye eş konmuş? Emsal olmuş. Ahmetü billahi ve melaiketi ve kütübi. Niye denmiş? Cidde de kendine iman ediyorsun ha. Kendine iman ediyorsun. Çünkü iman demek emin olmaktır. Bak. Peki bunlar bütünsel mi? Her şeyin zahirisi var, bir de batınısı var. Çekirdeğin batındır, ağaç zahirisidir. Su batındır, buz zahirdir. İyi dinlediniz mi burasını? Gençler yanlış anlamanızı söyleyeceğim. Çekirdek batın, ağaç zahir. Su batın, buz zahir mi? Tamam mı? Hasan batın, ruhu, kelam zahir. Aynı bunun gibi. Her zahir olanın batını vardır. Ben de bu içte donanım olmasa bu kelimeler çıkmaz. Tamam? Zahirde Azrail gelecek, ruhumuzu alacak. Bu zahir. Batınısı ne? Hayır. Azrail falan gelmiyor. Burada Azrail zaten ruh cesete tutuyor. Bu gidiyor. Azrail cesette ruhu tutuyor. Yoksa durmaz bu ruh burada. Durur mu burada ya? Kağıdı yaktığınız zaman kağıdı. Bak bakalım nur bile of be diyor ya. Yaktığında of be diyor. Nuru görmüyor musun? Kağıdı yakınca çıkmıyor mu? Niye fırlıyor böyle? Ulan yeter lan bu kadar pisledi ya. Hapisten kurtulduğu için heyecanı var. İşte bizdeki cesette de ruh aynı böyle kurtuluyor. Hastalık gibi yani değil mi abi? Normalde Şafi ismi tecellisini gösterdiği için hasta değilsin. Tecellisini kestiği anda sende hastalık oluyor. Aynen öyle. Şafi tecelli ediyor. Mesela böyle dediler. Abi dünyada Allah'ın şafisi gözüküyor. Nasıl? Hasta olunca şafi tecelli ediyor. Hastalık kalkıyor. Cennette hastalık yok. Şafi nasıl gözükecek? Devamlı şafi tecelli ettiği için sen hasta olmayacaksın. Peki devam edeyim ağlamaya. Mahlukatın ortak dili olan ağlamak. Rahmet ilahi cezb ve celbeden ağlamak. Öfkeye, sevince, şehvete benzemeyen ağlamak. Ağlamak öfkeye benzemiyor. Öfkeye benzemiyor, sevince benzemiyor, şehvete benzemiyor. En çok yumuşatan şehvet de değil, ağlamak. Çünkü şehvetin yumuşatma saati, dakikası bellidir. Şu kadar dakika işte. Ama ağlamak belki de 2 saat, 3 saat ağladıktan sonra hala leylim leylim yumuşaksın. Başka? Şifaya ve rahatlanmaya vesile olan ağlamak. Başka? Volkanla mamanın nefes alması gibi rahatlatan, dünya kafa, dağın tepesi göz, fışkıran malzeme de gözyaşı. Dünya düşünün. Ortasında mama var. Patlamalar var. O patlamaları dağın menfeziyle dışarıya çıkıp nefes alıyor mu? Rahatlıyor değil mi? O fışkırıyor mu? Dünya dağılıyor. Dünya kafadır. O dağın tepesi göz, gözdür. Fışkıran gözyaşı. Bedenselden suyla insan. Bunu okuduk biraz önce. Yani söyledim. Yani bedenden çıkanla insan yaratılsa, gözyaşıyla yaratılsa onu anlattım. Atlıyorum. En güçlü silahtır ağlamak. Kadın hiçbir şey yaptıramıyor. Bir ağlıyor, iflahını kesiyor. Yapmadı görüyor. Çocuk hayır lan şükür. Almıyorum lan. Dün aldım ya.
Hayır baba. Bir ağlıyor. Tamam lan, tamam lan. Siz tamam deyin. İsterse alma. Öyle demişti benim yeğenim. Dedi ki, başkasına anlatıyormuş. Annesi de kolak veriyor. Evet. Diyor ki, ben diyor, biliyor musun diyor, annemi bir şey yaptırmak için böyle yapıyorum diyor. Şey yapmadığına, annem ne oldu, ağlamaya başlar, onun ağlıyor diyor. Sen de öyle yap, sen de ağlar. En güçlü silah, ağlamak. Mesela Sait Biçer vardı burada. Çocuk acayip şefkat. Şurada annesi içeri girdi stadın kapısında, demir kapısında. Şey, yavru içeri girdi. Alttan abi kadı yer. Kedi yavru. Anne giremiyor. Kedi de geri gelemiyor kadı yavru. Kedi buradan bağırıyor. Şey, annesi falan. Veya dönüyor. İçeride nasıl ağlıyor yavru? Nasıl ağlıyor bir bilsen. Yavru nasıl ağlıyor? Kıyameti koparıyor. Bir gün baktım. Gece gece yarısı. Bu adam gidiyor. Kalkıyor. Pijamasını çıkarıyor. Gidiyor. Yapıp orada ağaç var dikine. Ağaca çıkıyor gece yarısı. Ağaçtan stadın içine giriyor. Stada atlıyor duvardan. Gidiyor yavruyu tutuyor. Delikten çıkarıyor. Annesine teslim ediyor. Ondan sonra kendisi de ağlıyor. Yani of be. Yapmadığı gireyim ha. Ciyak ciyak bağırıyor. En güçlü silahtır ağlamak. Başka? Siz hiç ağladınız mı? Yoksa bunu da mı unuttunuz? Bari ağlamayı beceremiyorsan buna ağla. Ağlayamadığına ağla. Müslüman öldüğü zaman sema bile ağlıyor. Kafir öldüğü zaman ağlamıyor. Göz ağlar, kalp güler. Göz yaşı insanı döller. Kaşıyı döllüyormuş. Ağlamak rahmet ilahiyenin azami tecellisidir. Kafir mümin fark etmeden. Rahman. Ağlarsa kafir dahi rahmet ilahi celbediyor. Rahmen. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Ağlamak kafir mümin fark etmeden rahmet ilahiyenin azami tecellisine vesiledir. Ama ilerliyoruz. Müminleri ise Rahim-i İlahi'nin azami tecellisi eklenir ağlamaya. Rahim-i İlahi. Ağlamak o kadar insanı motive eder ki, yalan, riya, haset, kin, nefret, taassup gibi süfli sıfatlar vasata gelirmiş. Ağlamakla. Bir daha. Burada mısın? Bak, ağlamakla yalan, riya, haset, kin, nefret, taassup vasata getiriyormuş. İfrat, tefritten azade vasata getiriyormuş. İnsanın samimi ağlaması kadar samimiyeti yok gibidir. İnsanın samimi ağlaması kadar samimiyeti yok. Çünkü ağlamak da riya girmez. Ben bir ağlayayım da görün. O çok şey olması lazım. Derdini, acziyetini fark edip, bak, derdini, acziyetini fark edip, dimağdan vicdandaki hisse taşınmanın alametidir ağlamak. Başka? Zanlarımız bize sahte kimlik ve kişilik giydiriyor. Bu çok önemli. Zanlarımız var ya, zan. Bir sürü zanlar var, düşünceler var. Onlar bize sahte bir kimlik giydiriyor. Ben düşünüyorum. Şu andaki fissim benimdir. Ben yapamıyorum. Oysa bir de unutmayın. Zanlarımız bize sahte kimlik ve kişilik giydiriyor. Hem de senelerce yaşayarak anlamıyoruz. Sahte yaşadığımız. Biz yaşamıyoruz. Zanlarımızı yaşıyoruz. Ben beni yaşadığımı kim söylüyor? Ben beni yaşadığımı nereden biliyorsunuz? Siz bilemezsiniz. Ben bile bilmiyorum. Ben beni mi yaşıyorum şu anda? Öfke anında kişi kendisini mi yaşıyor? Hayır. Şeytanı yaşıyor. Şehvet anında kimi yaşıyor? Cini duygusallığını yaşıyor. Çünkü şehvet o 5 tane maddeyi aktif etmek. Mesela cin, sel. Hani onun dayatması sel yani. Mesela adam cinnet geçirmiş, karısını çocuğunu öldürüyor. Nasıl yapar bunu? Cin olduğu nettir. Cin net. Ecdat başına dememiş bu işme. Cin nettir. Cin seldir.
Cini çıkart, o seninle Allah Resulü diyor. Herkes de bir tane şeytan yaratılıyor. Şeytanı kaldırın, cinsellik olmaz. Cinsel. Yani sel gibi şey yapar, aktif eden o. Şimdi biz zanlarımız bize kimlik ve kişilik giydirmiş, sahte yaşattırıyor bizi. Yani öfkede şeytanı yaşıyoruz, cinsellikte o adamı yaşıyoruz, tamam mı? Allah Allah, ben kimim? Ben ancak ruhla yaşarım. İsteyene ver onu, cenneti huriyi, İbrahim Hakkı mı diyordu? Yok. Yunus Emre. İsteyene ver onu. Ona cennet huri var, bilmem ne var, baklava var, civarlı çörek var falan, çikolata var. İsteyene ver onu. O bedenseldir, hayatsaldır. Bana seni gerek senin. Esas o. Ben beni yaşadığımı kim diyebilir? Ben beni mi yaşıyorum? Sen seni mi yaşıyorsun Muhammed? Kim söylüyor? Zanlarınla düşünüyorsun. Zanlarına göre bakıyorsun. Zanlarına göre yaşıyorsun. Misal. Zanlarına göre tercih ediyorsun. Zanlarına göre düşünüyorsun. Bu olursa budur, bu olursa budur. Hayda! Yemlendin. Köpeği bir tane kemik at. Bir daha doğru akıra sok. Düşünceler bizi akıra sokuyor. Zanlar. Onun için Allah Kur'an'da ne diyor? Zanların küçüğünden kaçın bile yani. Zanların küçüğünden bile kaçın. Zan bize ayrı bir libas giydiriyor. Ama giydirdiğini de bilmiyoruz ha. Bir tanesi bize dese ki bak zanlarında yaşıyorsun. Ya bırak, hiç de adam anlamıyorsun ya. Bir şey de bildiğim. Laf da anlatamaz. İki kişi laf dinlemez diyor. Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Kimmiş onlar? Aşıkla vesveseyli. Aşık ve vesveseyli. Anlatıyorsun. Tamam mı? He tamam da yani. Bu adamın bir tanesi kendisini buğday, darı hissediyormuş. Bakırköy'de yatmış olmuş yani. 15 günün bir ay uğraşmışlar ve sen darı değilsin. Buğday değilsin. Tamam. İnanmışlar. Doktorlar da tamam dedi. Elhamdülillah ya. Darı olmadığın adama ispat etti. Kanlı olsun. Hadi teris olacak. Tam gidecek doktor. Doktor bey bir şey soracağım son dedi. Adam. Olmuş yani. Tamam. Darı olmadım ben anladım. Darı değilim. Ama bunu tavuğa nasıl anlatacağız dedi. İşte bunu hem dua ve duanın içeriği olan ağlamakla bir nebze tanıdım. Sahte kimlikte neyle kurtardım? Ağlamakla. Şimdi bu ağlamanın üzerine, bu ağlama dersini yaptıktan sonra niçin sen, ben ağlayarak dua edemiyoruz Kabe'de, Medine'de? Adam ağlıyor, kendisini paramparça ediyor, yerden yere vuruyor. Bende ne var ya, bende niye yok? Tamam mı? Hazır mıyız? Peki. Arafat'taydık. Adam öyle ağlıyor ki kendini yerden yere vuruyor. Kabe'de adam öyle ağlıyor ki Allah Allah. Nefsim bana dedi ki bak sen ağlayamıyorsun. Sen ne biçim adamsın lan? Hiçbir şey yapmaz seni. Bak bir şey yap. O dım gibi adamsın lan. Taş kafalı, kaya kalpli diyor. Bak sana hiçbir şey yok. Adama bak ya, şuna bak. Yerden yere kendisini vuruyor. Nasıl ağlıyor? Kıyamet kopuyor. Onun o nedameti, ağlaması, tövbesi vallahi kendisine değil. Belki Kabe'dekiler hepsine yeter. Ve sana hiçbir şey yok lan. Niye? Hem her zaman peygamberini aleyhissalatü vesselam görmüyorsun rüyada. Devamlı gören var mı? Hiç görmeyen var mı? Hiç görmeyen. Maşallah. Çok iyi. Sen korkuyorsunuz değil mi? Hayır. Bak. Niçin görmediğinizi anlatacak şimdi size. Hem her zaman peygamberin aleyhissalatü vesselam görmüyorsun. Demek onaylanmıyorsun dedi şeytan. Bak bunlar gibi ağlayamıyorsun. Her daim peygamberi rüyada görmüyorsun. Demek seni onaylanmıyor. Tamam. Sen de kaldırmış mıydın o zaman? Ha, o zaman sana iyi dinle ya. Çok ilginç değil mi? Bak adam diyor. Ha? Mevzu ilgimi çekti yani. Evet, çekti değil mi? Demek ki onaylanmıyorsun. Adam dedi bana ya. Öyle acayip firavun ki. Şeytan. Şimdi dinlesin o. O ağlayanları ciddi takip edildi. O ağlayan. O bedevi, o Arap vesaire.
onları ciddi takip ettik. Tercüme vasıtasıyla onlara soruldu. Yani onlara, bir tane değil, 10 tane değil. O insanın itirafı şu: yapmadığım günah kalmamış, onu vicdanen izdırabını böyle ifade edip af diliyor. Demek ki yapmadığı rezillik kalmamış, o vicdan azabını böylelikle teselli buluyorum dediler, ortalama fikir. Doğru yapıyor bu adam. Şimdi küfran nimeti. Hey sen, dershaneden Kabe'ye gitmişsin. Sabah ders yapıyorsun. Öğlen risale şey Kur'an'ını öğlene kadar evrat eskerini okuyorsun. Öğleyin ders yapıyorsun. Kalkıyorsun, yemek vesaire, ondan sonra gelen gidenle meşgul oluyorsun. Akşam derse gidiyorsun. Saat 12-1'de dersten dershaneye geliyorsun. Sabah ders, akşam ders. Seni öyle iki büklüm yapacak günahın olsaydı sen de öyle dua ederdin. İki büklüm yapmak meziyetten değil, günahın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Burada küfrana nimet etmeyeceğim. Çünkü elimdeki nimeti küfran etmem. Hani mektubatta şöyle bir misal var. Adam bir elbise giydirmiş sana. Tamam, elbise giydirmiş. Deseler ki, ooo ne kadar güzel oldun ya, maşallah falan dediler. Adam dese ki, yok canım ya, kendim güzellikmiş. Nerede lan güzellik? Güzellik birisi unuttu da ben mi giydim? Yok canım dese ne yapmış olur? Küfranı nimet etmiş olur. Dese ki, tabii canım, benim gibi adam vardı ya. Benim gibi adam. Bu da enaniyet. Bu da enaniyet. O zaman bir tarafı küfranı nimet, bir tarafı enaniyet. Ne demesi lazım? Allah'tan var. Güzellik var, benim değildir. Dolayısıyla libasın ve libası bana giydirene aittir. Dinimizde böyle zaten. Bu elbiseyi bana kim giydirmişse şu anda bütün sevaplar da ona gidiyor demektir. Tamam, öyle oluyor. Küfran nimet yapmayacağım dedim. Elbise misalini unutma. Şükür diyoruz. Tamam bak, şükür elhamdülillah. O adamları dinledikten sonra şöyle dedim. Şükür elhamdülillah. Öyle şeylere Allah beni muhatap etmemiş. Zinadır, içkidir, kumardır. Tamam, bir daha ömrümde bir tane Türkiye ezberleyememiş. Ömrümüzde benim evimize, Allah rahmet etsin, sizin geçmişinizde de babama, evine televizyon almamış. Bilmeyiz yani. Evet, televizyon yok. İlkokul 4'ü gidene kadar zaten köyde elektrik yoktu. Elektrik bilmiyorum. Elektrikle alakalı hiçbir cihaz bilmiyorum, hayal. Sonra 4'ten sonra geldi köye ama köye almadı. Sonra İstanbul'a geldik işte ortaokul dönemi. Ondan sonra amcam zaten hiç almadı. Dolayısıyla öyle günahlara muhatap olmamışız. Allah bizi muhatap etmemiş. Peygamberin şöyle bir hadisini duymuştum ben. Bir mana söylüyorum. Ya Rabbi, günahkar kulun tövbesini, tövbe şeklini bana nasip et. Yani günahın kendisi değil. O günahkarın, o var ya, yerden yere vuruyor. Ha, o adamın o haletini bana nasip et. Yani tövbedeki aczini, fakrını, noksanını ve kusurunu idrak edip feveran eden adamın tövbesi. O acayip bir şey. Ama o günah olmadan da o tövbede olmuyor yani işte. Evet. Lan günah mı işleyelim? Yok ama ona da o kadar özenme yani. Çünkü o altyapısı var. Ağlayan varsa aşağıda mama var demektir. Biraz önce anlattım ya. Mama var yani. Şimdi dershaneden gitmişsin. Sabah Kur'an, akşam Kur'an. Gavurun kızıdır bu evde duran demiş. Tabii bizim Karadenizli bir kız. Böyle bir laf var, biliyor musun zaten? Gelmiş evlenmiş kız, tamam. Ona kocayı bir bakmış. Sabah Kur'an, akşam Kur'an. Ona sabah Kur'an, akşam Kur'an. Gavurun kızıdır bu evde duran demiş. Yani hiç hayat yok mu? Şimdi biz dershanede evrat, eskar, Kur'an, risale, ders, akşam git, gün pestil gibi gel, Kabe'ye gidiyorsun. Gavurun çocuğu da bu ağlamayan. Gavurun çocuğu da ağlamayan. Gavurun çocuğu da bu ağlamayan. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi mama örneğini çok güzel veriyorsunuz Hasan abi ama yani şunu da belki söylemek mi lazım Hasan abi? Mama toprağın en ince, en zayıf noktasından yer bulup fışkırıyor. En ince noktasında. Ağlamayı da buna benzetirsek, ağlamak insanın belki aczini, fakrını hissettiğini
en güzel şekilde ifade şeklidir. Evet, evet. Ve evet. Allah-u Teala'nın merhametini celbet... celbediyor. Aynen. Peki o zaman o hadis niye söylemiş? Yani netice var ya netice. Peygamberde günah yok ya. Ağlamayan gözler diyor. Bak ağlamayan gözler, nedamet etmeyen kalpteden, tövbe etmeyen şey vesaire var ya. Allah'a sığınırım. Yani o orada bir şeyi vurgulamış. Şunu anlatmak. Mesela diyelim ki tebessüm etmek sadakadandır. Peygamberin hadisine bir de şöyle bakacaksınız. Bak usulde geçer. Mesela tebessüm sadakadandır demiş. Baklava yemek sadakadandır denmemiş. Baklava vermek sadakadır. Yani yedirmek sadaka. Ama ne mutlu baklava yiyenlere denmemiş. Peki bu hadisi ona söylettiren zemindeki psikolojiyi düşünün. Yani tebessüm etmek sadaka ise cemiyet ne kadar gaddar. O sözden cemiyeti seyredin ki bunu ona söylettirmiş. Bunu demek zorunda kalmış. O derece geldi. O kadar zalimlik var ki vermek sadakadır. Yemek değil. Kızını gömecek derecede. Kızını gömecek şey. Peki kızını gömecek şekildeki bir toplumdaki insanların suratı nasıldır? Taş bile olamaz haşa tebessümle. Yani acayip bir şey. O zaman ne demiş o topluma? Tebessüm etmek sadakadandır. Denmeye ihtiyaç duyulmuş. O zaman bir şey söylüyorsa toplumun bir sıkıntısını dile getiriyor. İhtiyaçtan mutlu oluyor. Evet. Onun için ya Rabbi bir günahkarın günahından sonraki o tövbesinin şeklini bana nasip et. Yani. İnsan amin demeye korkuyor ya. He? İnsan amin demeye korkuyor. Yani günah nasip olacak diye mi korkuyorsun? Yok tövbe. Tövbenin şeklini. Tövbenin şeklini. O hissi fiile döküldü. Yani o tövbe var ya. O fiil vardı. Yaptığı fiili hisse döküldü. Rahat ediyor. Ağlamaktan sonra içlerinde bir rahatlık oluyor. Tabii canım. Ne demek ya? Korkup böyle rahatlıyorsun. Devam ediyorum. Siz ise fikri, hayali değil... Hakikat olarak, yani o yerden yere vuruyor yaptığı pislikleri. Ondan sonra böyle gözüküyor yerden yere. Ama bizim günahımız yok mu? Bizim nakıslığımız var. Aks, fark, noksan, kusur. Onu da istiğfar ediyoruz, tövbe etmiyoruz. Tövbe günahın vücudunu gösterir, günah yok. Yapmadık da günah elhamdülü. Küfran nimet mi yapacağız? Bugün günah işlemedik. Dememek mi? Bazılar diyor, ya şeriattaki zahiri günahtan bahsediyoruz kardeşim. O inkılaptan bahsetmiyoruz. Yani tamam, televizyon yok vesaire. Şimdi, biziz o yerden yere kendisini fiile tövbe vurarak tövbe ederken, biz kitap okuyan ehli alimler, tefekkür ehlileri tövbesi şöyledir. Hakikatlıdır. Hakikat binlerin tövbesi, aczini, fakrını, noksanını, kusurunu idrak edip dimağdan vicdana taşırıp dergah ilahi el açmak. Tamam. Böyle yerden yere vurmak değil. Böyle denmemiş. Peygamberin hayatında da yok. Yerden yere vurmak, bağırıp çağırmak yok. Ama zıt değil. O deniz gibi. Ama ehli hakikatın, ehli tefekkürün şahsiyetli insanların tövbesi at, fakr, noksan kusurunu idrak edip dimağdan vicdana taşınıp huzuru etemi kazanmak adına böyle ağlar gözleri yaşar. Ağlar. Yerden yere vurmaz. Bu hakikat bin tövbe ağlamaktır. Bu da ağlamak. Ötekisi hissi ağlamak. Ama var ya, ehli tarikat diyor, günahtan kurtulması için diyor, hayalede öldüm, yıkanıyorum, kefenlendim, mezarıma gidiyorum. Biz bunu yapmama ihtiyacımız yoktur diyor ustam. O hayali yapıyorlar. Biz hakikat olarak istikbale bakmaktır. Fikren gidip nazara bakmak. Fikren gidip nazara bakmak. Hissen değil. Bu istiğfar, menhiyat gibi bir şey denilebilir mi abi? Mesela menhiyat günah değil ya. Evet, çok güzel. Meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Tabii mesela bir sürü tirakiliklerimiz var. Günah yazmıyor Allah zanlarımızdan da. Bir sürü şeylerimiz var. Ya cep telefonu tirakili var. Tamam. Ben belki günah seyretmiyorsun ama tak tak tak.
Bu ne ya? Ömrünü bitirdin ya. Yazık günah değil mi ya? Buna istiğfar et işte. Ama ne edilmiş abi? Ne edilmiş? Normalde şerre kabil hislerimiz var ya abi. Yani evet. Onların şerre açık olmaması için veya şerre intikal etmemesi için yapılan tedbir yani. Anladın evet, tedbir evet, gibi. Evet gibi. Bir de okuyayım. Siz ise fikri hayali değil, hakikat olarak adsinin, fakrının, noksan ve kusurunu idrak edip dergah-ı ilahiye nida etmek, elbette hakikat bin zatlardaki durum, bedevilerdeki kendini yerden yere vurmak gibi olamaz. Peki devam ediyor. Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyde israf etmez. Rüyada, yani anladık değil mi biz öyle dua yapıyoruz. Şimdi rüyada niçin Resulullah'ı görmüyoruz her akşam? Allah israf etmez. Rüyada alemi misalin zilli ve gölgesidir rüya. Uykuda rüyaya geçsen. Rüya nedir? Alemi misalin zilli yani gölgesidir. Bunu da Allah israf etmiyor rüya hakikatını. Hayal hayal değil ya. Rüyayı da Allah israf etmiyor. Hikmetle çalıştırıyor Cenab-ı Hak bunu. Ehli hikmet ehline. Hikmet ehline rüyasını da hikmetle çalıştırıyor. Langur lungur şeylerle de meşgul etmiyor. Kardeşimiz gündelik hayatta okuması gerekenleri okuyor. Risaleleri okuyor. Akşam da derse gidiyor. Geç saatte geri dönüyor. Bu zaten şefkini, enerjisini Risale'den almış. Kur'an'dan almış. Peygamberi rüyada görüp şefklenmeye ihtiyacı yok. Peygamberin iddia etmiş olduğu, peşine koştuğu, peygamberin hakikatına sahip, peygamberin nübüvvetine değil, risaletine aday. Yani Risale okuyor, Kur'an okuyor, Evrat okuyor, onun aldığı enerji, şefk, kafi. Buna ait bir şey anlatacağım size ustadan. Ne demek istediğimi. Şimdi de var. Hukuk mezunu olanlar, hakim olmak için stajyer hakim olurlar, stajyer. Ustadın mahkemesini görürlerken, Afyon mudur, Eskişehir mi? Galiba Eskişehir. Eskişehir mi Afyon'u? Afyon'da olabilir. Stajyer bir hakim varmış, kenarda oturuyor hakimlerin sırasında. Savcı var, hakim var, bir tane de stajyer hakim var, delikanlı. Ustadı çok duymuş, merak ediyor, hayran hayran bakıyor. Sorular hakim soruyor, cevap veriyor. Bu çocuk tutturmuş, ya diyor, bu diyor mahkeme bittikten sonra bu çok büyük adamdır. Ben buna şey soracağım, bana bir tane keramet göstersin. Adam, asın davası icra ediliyor, mücedit yargılanıyor. Adam, bunun bir şey değil ki, umurunda değil ki, çocuk kafama. Tamam. Sonra bunu koğuşa götürüyorlar. Ustadı. Bu çocuk her tarafa girebiliyor ya stajyer hakim olduğu için. Gardiyan var değil mi? Ustadın yanına giriyor. Usta da diyor ki bana diyor bir keramet gösterir misin diyor. Bana bir keramet gösterir misin demiş. Ustad demiş ki bu mevzuyla alakalı peygamberce. Kardeşim demiş zamanın birinde bir tane zengin varmış. İstemiş ki çocuğuna cevher alayım. Çocuğunun elinden tutup cevherci dükkanına gitmek istemiş. Cevherci gitmiş. Cevherci de dükkanı güzel göstermek için balonlarla süslemiş. Çocuğa cevher almak niyetiyle girmiş. Çocuk tutturmuş baba balon isterim. Lan oğlum o süstü ne lan balonu sana cevher alacağım. Allah. Hayır baba balon istiyorum. Oğlum cevher alacağım sana. Hayır baba balon istiyorum. Demiş. Kardeşim demiş, ben balon satmıyorum demiş. Ustadın cevabını gördün mü? Ben balon satmıyorum, cevher satıyorum. Ha Peygamber Aleyhisselam şefke medardır. Sen zaten lokomotifini, benzinini koymuşsun. Risale okuyorsun, derslere gidiyorsun, evrat eskerini okuyorsun. Hayatta sünnet-i seniyesine uyuyorsun. Tamam mı? Ondan sonra senin şefke, teşvike, balona ihtiyacın yok. Olsa Allah israf etmezdi. Gönderin. Ondan sonra şeye gidelim. Sahabelere gidelim.
sahabelerde harikalıklar, keşif, keramet pek gözükmüyor. Var mı? Yok. Ama ben bir tane sahabe söyleyin bana, ölüyü diriltmiş. Hadi bir tane sahabe söyleyin, hatırlayın hadi. Duydunuz böyle bir şey? Hazreti Ebubekir'in okumada şeyi var da tabi. Ha tamam var. Tamam tamam tamam, tabisi yok. Ha, tamam, evet. Şey neydi o? Erkan mıydı? Bir sahabe ölmüş. Annesi geldi, oğlum nerede dedi ordunun başına. Böyle yapmış. Oysa şehit olmuş. Musab mıydı? Yok. Resulullah arkasındakini göstermiş. Yok. Arkayı göstermiş. Resulullah böyle yapınca ordunun ortasına gelmiş Hazreti Ömer Bey. Nefel galiba. Nefel. Ha Nefel. Nefel nerede? Nefelim nerede ya Resulallah? Arkaya işaret etmiş. Yani şehit oldu diye şöyle yapmış. O zannetmiş ordunun arkasını. Ordunun ortasına gelmiş işte. Kime demiş? En son işte o Hazreti Ali şunlar. Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir en son. Hazreti Ömer en son, Hazreti Ebu Bekir'e. He, başı, ordunun başı Resulullah böyle yapmış. Sonra Ömer'e gelmiş. O da Resulullah böyle yaptınca o da böyle yaptı. Hazreti Osman'a gelmiş ordunun şeyine. O da böyle yaptı. Ali'ye gelmiş. Nerede Nefel oğlum dedi ya Osman, şey Ali. Böyle yaptı konuşmadan. Şimdi Ebu Bekir'e gelmiş. Ya Ebu Bekir, Nefel nerede? Yapacak şey yok ki, kimse yok arkada. Allahu Ekber diye bir nara atmış. Arkadan beni mi çağırdın ya Ebu Bekir diye Nefel aklı geliyor. Allah diriltti yeniden. Ve bizimle yemek yedik. Bir daha diyor, bir daha ya Allah deseydi diyor, Cenab-ı Hak orada bütün şehitleri diriltirdi. Bütün diriltirdi, evet, bir tane daha deseydi. O kadar zor duruma kalmış. Evet, bu var. Ama onu takip eden Geylani de gözükmüş değil mi? Evet. Allah'ın izniyle. İş anlatmak için söyledim. Erkeğe, her sahabede gözükmüyor böyle. Ama Geylani'de gözüken harikalık ölü diriltmiş. Bunu şeye sormuşlar. Bahattin Şah Nakşibend Hazretleri'ne. Geylani ile Şah Nakşibend Hazretleri arasında 100 sene var. Geylani önce gelmiş. Bahattin Şah Nakşibend'i var ya, Nakşibend tarikatı. Nakşi tarikatı. Onu 100 sene sonra gelmiş. Ona demişler ki, efendim demiş, senden ders alanlar, halifeler vesaire, yani suyudan geçiyorlar, ellerinde meyveler geliyor, harikalar dökülüyor ama size bakıyoruz hiçbir şey yok. Ne demiş biliyor musun? Ben de günaha karşı meyil kalmadı. Bundan daha büyük keramet olur mu demiş. Keramet, istikamet. İstikamet kadar keramet yoktur. Bak, hidayet ruhun cennetidir. Hidayet ruhun cennetidir. Peki hidayet nedir? İstikamettir. İstikamet. Sünnet-i seni dairesine müceddit bir faaliyet içinde, müceddit bir faaliyetin içinde o gemide dümenci olmasan bile, tayfa olmasan bile, bu durumda yağ temizlesen bile, ulan o gemide ol. Tamam. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim gibi değil. Mesela beni rüyada birisi görse, mesela Osman dün akşam görse diyelim. Abi seni gördüm, Allah kahretsin, söylesene. Ya demek ki ben bilmiyorum. Allah Resulü geldi, rüyaları hepsini biliyor. Resulullah bilerek geliyor hepsini. Ha, israf yapmıyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilerek kişilerin rüyasına gelir girer, teşvik için olanları, layık olanları şuurlu ziyaret ediyorlar. Sahabelerde keşif ve keramet gibi şeylerin gözükmemesi, sonradan gelen evliyalardan gözükmesi, bu esas ölçü değildir. Peki nedir netice? Nurculuk sahabe mesleği olduğu için unutma, şeker dönemi balon dönemini yaşamazlar nurcular. Keşif, keramet, harikalıklar balondur, şekerdir, teşvik içindir. Nurcular balon ve şekere teşvik gerek yoktur. Nurcular kerameti göstermiyorlar, kerameti gösteriyorlar ama. Evet, kerameti gösteriyor, doğru. Çünkü aradıkları zatı aradığı zattan soruyorlar. Allah'ı Allah'tan, peygamberi peygamberden, Kur'an'ı Kur'an'dan, ahireti ahiretten öğreniyor. Yani arada vasıta yok. Arada itimat olsun diye vasıtaların harikaları vardır. Sahabe mesleği ya bizim mesleği. İşte sahabe mesleği olduğu için. Keşif ve keramet harikalıkları yoktur. Çünkü niye? Meziyet, sahabeyle tanıştığınızda meziyet var diyor. Keşif ve keramet yok mu? Meziyet var diyor.
sahabelerin keşif ve kerameti yoktur. Meziyet var. Meziyet mi var diyor. Evet. Mesela asır öyle bir asır ki enanet asrı ya. Allah böyle yapılan amelleri, enanetini, gururunu, kibiriyle yiyip bitirmesin diye Allah'ın en büyük ihsanını ihsas etmiyor, hissettirmiyor. Ta ki gruptan gurur ve davaya kalkmasın diye. En büyük ihsanını, bak Allah'ın en büyük ihsanını ihsan etmemektir, ihsas etmemek. Yani nimetini sana söylemiyor. Ta ki gururlanmayasın diye. Davaya kalkmayasın diye. Tamam. Demek ki istikamet varsa, abi peki istikamet olmayanlara peygamber gelmiyor. Onlar layık değil. Zaten istikameti bulanlara da ihtiyaç yoktur, israf olur. Ortada düşüp kalkanlara göstereyim işte. Mesela benim en zor durumda işte en zor durumda ölümümü istediğim tarihlerde peygamber gelmiş. O tarihte. Rüya. Ve bir rüya beni 10 sene götürdü. Tekrar düşe kalka çıpının bir rüyada bir 10 sene daha götürdü. Ondan sonra hadi bakalım yürü. Mesela diyor ki harikaları azdır fakat meziyetleri çoktur. Harikaları azdır fakat meziyetleri çoktur sahabelerin. Mesela 10. sözde geçiyor. Barla'da geçiyor. Barla'da 236 zannediyorum veya 126 diyor ki Risale-i Nur'un hakikatları mesela haşir 10. söz gibi su üzerinde yürümek havada uçmak gibi değildir diyor. Yani böyle keşif ve kerametle istidraca verilebilir kişinin şeyine verilebilir. Mesela ben diyelim ki Kabataş'ta Beşiktaş'ta bir adamı gördüm su üzerinde yürüdü. Vay be! Adam bir baktım geldi namaz kıldı. Demek ki namazı haktır, hak olması yürüyemez. Namaza itimat etmem için o harikayı gördüm. Peki ben onu çoluk çocuğuma anlatabilir miyim? Anlatırım ama görmeyince his etkilenmez. Ya ben gördüm. O olmaz. O zaman keşif ve keramet nesilden nesile aktarılma bilgidir. His değildir. Peki nedir? Hakikat ilim ise nesilden nesile aktarılır. Fikir ve ilim hissi de aktif edilir. Anladınız bunu? Fikir ve ilim dimağdır. Kalbe iniyor. Ne yapıyor? Kalpte var. İrade, ibadetullah. Gir içeriye, zihin, marifetullah. Sonra hissi aktif ediyor. His, muhabbetullah. Demek ki ilmi hakikatleri okuyoruz. Okuyunca dölleniyoruz. Ondan sonra döllenince vicdanın zihnine iniyor. Yani ilk önce irademizi aktif ediyor ibadetullah. Sonra zihin marifetullah. Yani ilmi hakikatlar hissi hakikatlara benzemez. Keşif kerameti sen gördün. O kadar etkilendin ki o duygusallığını hanımına nasıl anlatacaksın? Oğluna nasıl anlatacaksın? Ya oğlum anlatamıyorum. Adam duydu, çocuk duydu. Ancak senin duygularını hissetmesi için o da görmesi lazımdı. Bal anlatabilirsiniz. Bal çok tatlı. Yemedikçe anlamaz. Ha, keşif keramet nesilden nesile gitmez. Nakledilir. Biz akrabette biz kuvvette bakıyoruz. Evet akrabet kuvvet. Ama ilmi hakikat ise diyor. Ceredilmez deliller, ceredilmez burhanlarla ahiretin ispatı nakledilir. Nesilden nesile gider. O ona örnek verir. O da vay be hakikaten mi ya? Diye. Ve artık ona ihtiyaç duymaz. En büyük keramet. En büyük keramet ilmi keramettir. Peygamberlerin en büyük vazifesi budur. Tebliğ ve hakikat. Mezitler biz böyle o da almışız. İshar hasletleri, mesela iman hakikatleri gibi. Evet. Meziyetler neymiş? İshar hasleti. İman hakikatleri gibi. Evet. İspatı. Sahabelerin meziyeti üstün, harikaları yok. Evet. Meziyet demek, İshar hasleti meziyetidir. Bir de iman hakikatlarında inkişafları büyüktür. Ve ispatı. İspatı. Demek ki ona keşif ve keramet harikaya ihtiyaç duyulmaz.